Üst bölgesinin girişine doğru intikal ediyor. Üst bölgesinin girişini tamamladıktan sonra kahraman mehmetçimizin emniyetini sağlamak maksadıyla herhangi bir harç malzemesi kullanılmadan birbirine geçmeli beton bloklardan oluşan iki katlı Lego kule adı verilen Mehmet Kulübesi'ni görmekteyiz. Birinci emniyet kademesi tamamlanmasına müteakip artık kahraman mehmetçimizin yaşadığı yaşam destek ünitelerinin birbirine doğru giriş yapıyoruz. Üst bölgemiz kademeli emniyet sistemiyle oluşturulmuştur. Üst bölgemizin emniyeti düşman tehditine yönelik olarak yerli ve Milli Savunma Bakanlığı'nca üretilmiş engel, tahkimat ve gözetleme sistemleriyle 24 saat esasına göre izlenmektedir. Hemen önümüzde akordiyon engel sistemlerini görmekteyiz. Akordiyon engel sistemleri kolay taşınır ve kolay kurulabilir yapılıdır. İçerisine kum, moloz, çakıl ve toprak doldurulan bariyerlerdir. İstenildiği takdirde üstten ve alttan mazgal ilave edilebilmektedir. Üst bölgesi yaklaşma istikametlerini gözetlemek ve üst bölgesinin çevre emniyetini almak maksadıyla birbirine geçmeli herhangi bir harç malzemesi kullanılmadan inşa edilen ve kolaylıkla sevk edilebilen iki katlı Lego kule adı verilen nöbet mevzimizin önündeyiz. İki katlı Lego kulenin camları kurşun geçirmez camdan imal edilmiştir. Ayrıca üst bölgesinde kahraman Mehmetçimizin emniyetini sağlamak maksadıyla uygun kalınlıkta kurşun geçirmez camdan imal edilmiş monoblok nöbet kulübelerimiz de bulunmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimizin üst bölgesinde emniyetini almak maksadıyla Milli Savunma Bakanlığı bilimlerince üretilmiş uygun kalınlıkta ve kurşun geçirmez camdan imal edilen monoblok nöbet kulübesinin önünde bulunur. Ben arkadan kalkacağım. Size örnek olsun. İzleme merkezinde mini insansız hava aracı vasıtasıyla havadan elde edilen görüntüler üst bölgesinin yakın emniyetinin sağlanması maksadıyla kesintisiz olarak izlenmektedir. Böylece üst bölgesine yapılabilecek muhtemel saldırılara karşı gerekli tedbirler önceden alınmaktadır. Burada üst bölgesinde elde edilen görüntüler
İçeri girelim. Değerli basın mensupları, mini insansız hava aracı vasıtasıyla havadan elde edilen görüntüler ekranda görülmektedir. Operatör 24 saat esasına göre görüntüleri kesintisiz olarak izleyerek olması muhtemel tehlikelere karşı üst bölgesi komutanını ikaz eder. Burada üst bölgesinin çevre emniyetinin alınması maksadıyla yerleştirilmiş, ikisi sabit, dördü hareketli kameradan elde edilen görüntüleri görmektesiniz. Operatör gündüz ve gece şartlarında 24 saat esasına göre görüntüleri inceleyerek olması muhtemel saldırılara karşı gerekli tedbirlerin alınması için Erkan İkaz sistemini kullanır. Koğuş, yemekhane, gazino ve dinlenme alanı olarak oluşturulmuş bunker yaşam alanını görmektesiniz. Bunkerlar havan ve roket saldırılarına karşı koruma sağlar. Üst tarafta görmüş olduğunuz kum torbaları ve bu bölgeye konuşlandırılmış T duvarlar vasıtasıyla her türlü havan ve roket saldırısına karşı takimat artırılmıştır. Bunkerlar sığınak, mevzi ve yaşam alanı olarak kullanılabilir. Burada 6 kişi için düzenlenmiş bunker yaşam alanını görmektesiniz. Modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısına barınma imkanı sağlar. Camlar kurşun geçirmezdir. Aynı anda 8 personelin barınmasına imkan sağlayan yaşam konteynerleri çalışma alanı olarak da kullanılabilmektedir. Yaşam konteynerlerinin içerisinde yer alan ranzalar katlanıldığında birer adet masa, ikişer adet sandalyesi mevcuttur. Değerli basın mensupları, modüler banyo konteyneri 2300 kilogram ağırlığındadır. Aynı anda 5 personelin banyo yapmasına imkan sağlar. 2000 litre soğuk su, 500 litre sıcak su kapasitesine sahiptir. Bunların içine alın abi. Bu karşıya çapıda gideceğiz. Aşkına gideceğiz. Burada tuvalet var. Sonra revoltan başlayalım. Sonra devirin. Yoruldun değil mi? Modüler, demir konteyneri ve doktorumuz, 2 adet hasta yatağı, 2 adet muayene masası, 1 adet seyyar cerrahi aspiratörü mevcuttur. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Helikopter ile taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Kullanılan
çevirsene. Gir. Hazır mısın? Değerli basın mensupları, basın turumuzun bu bölümünde kahraman komandolarımızın yurt içi ve yurt dışında kendisine verilen görevi yerine getirebilmek için kullanmış olduğu silah, teçhizat, koruyucu melbusat ve optik malzemeyi göreceksiniz. İlk olarak zorlu arazi koşullarında bir üst bölgesinin inşasıyla alakalı görselleri görmektesiniz. İlk önce anayıkman yollar açılmakta. 762 mm çapında makina tüfeğimizdir. İsmindeki 57 ağ Çanakkale Savaşı'ndaki 57. alaydan esinlenmiştir. Silahımız 1200 mm uzunluğunda olup 850 metre tesirli menzili vardır. Şeritle beslenir. Bu bölümde keskin nişancı tüfeklerimiz ve milli fiyat tüfeğimiz olan MFT-76'yı görmektesiniz. Keskin nişancı tüfeklerimiz 12.7 mm, 859 mm ve 762 mm çapındadır. 12.7 mm keskin nişancı tüfeğimiz 1500 metre tesirli menzili ve 5000 metre azami menzili var. 5 kişilikli şarjörle beslenir. 800 metre tesirli menzili, 3800 metre azami menzili vardır. 20 fişekli şarjörlük kullanılır. Komandolarımızın gece şartlarında keskin nişanç tüfekleri kullanması için 4 kat büyütmeli dermak zırhlarıyla beraber ateş edebilmektedirler. Yine burada milli piyat tüfeğimiz MFT-76 gözükmektedir. 7.62 mm çapında 600 metre tesirli menzili ve 3800 metre azami menzili vardır. 20 fişekli şarjörle beslenir. 1 mm'lik otomatik top, 1500 metre tesirli menzili, iki şeritli yandan beslenen ve üst bölgelerinde emniyet maksatlı kullanılan silah sistemimizdir. Thank you.